bazı Müslümanlar Medine'de iken kendi kendilerine, evli de bunlar, akşama kadar oruç tutmaya başlıyorlar. İbadet edecekler. İbadette Allah'a daha da çok yaranacaklar. Yani onun rızasını kazanacaklar. Sabahlara kadar da oruç, namaz kılıyorlar. Akşama kadar oruç tutuyor, sabaha kadar da namaz kılıyorlar. Nafile. Çünkü o kadar farz yok. Orucun farzı var. Ne? 10-12 ayda bir ay var işte. Ramazan ayının başından sonuna kadar oruç var. Onun dışında farz oruç yok. Namaz var. Her gün 5 defa farz namaz var. Ama gece de var. Ne? İşte yatsı namazı var. Veya başında akşam namazı var. Bir de belli bir süre sonra da yatsı var. Ondan sonra sabah namazına kadar gece farz bir namaz yok Müslümanlar. Fakat onlar sabaha kadar kılıyor. O zaman ne olacak? Farz değilse nafile yapıyorlar. 1, 3, 5 artık ne kadar yaptılarsa onların başka da bir şey yapmıyorlar. Hanımları gelip peygambere şikayet ediyorlar. Artık kaç gün sürdü, kaç ay sürdüyse bu iş. Çünkü ben şahsen şöyle düşünüyorum. Yani hiçbir kadın, sahabe hanımı da olsa, kim olursa olsun, yani hayasından, utancından, çok affedersiniz, kocası kendisiyle iki gün, üç gün yatmadı diye gidip peygambere kocam benden yatmıyor demez. Yani biraz sabreder, biraz daha işte üç gün daha, beş gün daha, 15 gün daha ama bunlar işi o kadar uzatmış olmalılar ki, öyle görüyor insan bakınca, peygambere gidip söylemek zorunda kalıyorlar. Diyorlar ki, ya Resulullah böyle böyle, kocalarımız bir yol tutturmuş. Akşama kadar oruç tutuyorlar, her gün. Sabaha kadar da namaz kılıyorlar. Yani bizimle aynı yatağa girmiyorlar. Öyle ya. Kadın yatakta, o da ayakta boyuna namaz kılıyor. Yat, kalk, yat, kalk, yat, kalk, sabaha kadar. Ne olacak böyle? Ya biz ne yapacağız? Bunların bu halinden biz ne yapacağız? Şikayet ediyorlar. Peygamber o zaman haberdar oluyor ve hemen bir hutbe ilan ediyor. Mescid-i Nebevi'de böyle yapanlardan bahisle şu insanlara ne oluyor da böyle böyle yapıyorlar diyor. Şu insanlara ne oluyor da böyle böyle yapıyorlar? Ben aranıza gönderilmiş Allah'ın elçisi değil miyim? Evet ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse dininizi ben öğretmiyor muyum size? Evet ya Resulullah. O zaman ben ne yapıyorsam siz de ancak o kadar yapın. Daha fazla niye yapıyorsunuz? Yani ben namaz da kılıyorum, oruç da tutuyorum. Efendim? Oruç da tutuyorum, yemek de yiyorum. Namaz da kılıyorum, hanımlarımla da yatıyorum. Ama yani işittim ki aranızda örneğin hanımlarıyla yatmayanlar var. Size ne oluyor? Yani dindarlıkta beni mi geçeceksiniz demek istiyor benim kanalım. Ne oluyor? Yani kendi kendinize din mi icat ediyorsunuz? Bırakın normal olarak. Çünkü o da ihtiyaç, bu da ihtiyaç. O da farz, bu da farz. Yani öyle değil mi? Ama siz ne yapıyorsunuz? Nafileyle uğraşmaktan filan farzı, yani vücudunuzun hakkını verme ya da vücudunuz üzerinde, hani karının koca üzerinde, kocanın hakkı yok mu? Kur'an söylemiyor. Var. O zaman bu hakkı vermiyorsunuz. O zaman haksızlık yapıyor. Hakkı vermeyen haram işler. Yani haram işliyorsunuz, öbür taraftan nafile yaparak haram ödeşeceksiniz. Yani. Hiç düşünmüyor musunuz? Açık açık böyle söylüyor. Yani.